Selamlar dostlar. Bugün Garen, Jarvan ve Kayle ile yine Innovation'e karşı oynuyoruz. Teke tek çatışma kalsın. Bir tane yeter ama. Burada bence Bulut Çayırlı... Konuşamadım. Bulut Çayırlı Stria'da gitsin. Şu başlangıç bence çok 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 daha tatlı. Bu arada bunun sınıfı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Köpek. Abi çok tatlı ya. Şimdi oyna. Bir manaya bunu kesebileceği net zımbırtılar vardır. Hiç ıskalamam. Saldır. Takasa Hedefi gördüm. soktu bir de. Pekala. Benim için hala okey. Turu bitir. Şimdi sırasıyla oynayacağız arkadaşlar. Birer manamız fazladan olacak. Yılmaz Öncü zımbırtım gelsin. Saldıramadı. Gördüğünüz üzere. Kesebilecek bir şey yok çünkü. Ardından Yılmaz Öncü çavuşum gelsin. Bana bunu yapsın arkadaşlar ve saldır. Oyunun uzaması benim için daha iyi. Hem deması için hem şampiyonların gücü bana direkt oyunu kazandırabilir çünkü. Sonuçlandır. 5 mana da olacağız ya. Yılmaz Öncü Çavuşu gelsin. Sonuçlandır. Burada rakip artık saldırmak zorunda diye düşünüyorum. Pas geçmesi ama benim için çok okeydir bu arada. Aynen öyle. 5-1-6. Şimdi vefalı Koçbaşı gelsin. Burada gümüş kanat öncüsünde oynayacağım. Sonuçlandır. Gümüş kanat öncüm gelsin. Şimdi yer ağzına kadar dolu. Bu tur olayın saldırmak isteyebilir miyim? Bunu bir kere elinden almak isteyeceğim bence kesin bir hamle. Sonuçlandır. Bu şekilde saldır. Ki gördüğünüz üzere rakip direkt teslim oldu arkadaşlar. Demacia'nın gücü. Okey, sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Fizz ve Nora var arkadaşlar. Bu kalsın. Bir şey değil mi? Bu eli bence bu şekilde aynen bırakabiliriz. Bu seçkin birim çağrında bedeli azalacak ya. Aa 5'e düşer değil mi? Ben bunun seçkin olmadığını unutmuşum. Bayağı bir üzdü. Neyse kendisi de seçkin. Koç köpeğimiz gelsin. Karşılaşmayı geç ve pas geç. Çok harika bu arada. Gelsin. Bak 5'e düştü. 3'e bunu oynayacağım. 4'e bu olacak. 3'e de bu tekrar gelecek. Burada peki olayın saldırmak ister miyiz? 1'e falan düşmesini istemiyorum sanırım. Burada üniteleri doldurup daha böyle sert hasarlar çıkarmayı tercih edebilirim. Yerde 2 tane bloğu var ve Beachwater ve zımbırtısıyla oynuyor. O yüzden gerek yok. Citriam gelsin. Teke tek çatışmayla Nora'sını bir kere elinden alacağım. Kesin arkadaşlar. Sok takasa. Hasar almayacak arkadaşlar. Buradan kesinlikle biz verimli çıktık diye düşünüyorum. Pas geç. 3'e 5 ya. Gayretli sürücüsünü. Bence oynayabilirim. Gerçi bunu oynasam 3'e 3'e düşüyor. Bunu oynasam 2-2 oluyor değil mi? Ama bu tur biraz saldırmak gerek diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü elimiz sadece ünite gördüğünüz üzere. Burada bir Jarvan, bir Garen, bir Kayle çektiğimiz anda rakibi bayağı bir sıkıntıya sokabiliriz. Hadi bakalım. Bunu kaybetmeye bu arada ben okeyim. Burada Olin'i saldıracağım arkadaşlar. Burada en fazla gidecek olan ünitem diğer Bulut Çayırlı Striyam. Saldır. Sadece 2 hasar çıkardık ama buradan bence biz verimli çıktık çünkü adamın fizi de gitti arkadaşlar. Devam. Bunu bir manaya oynuyor olacağım bu arada. Eksi bir güç ve karşılayamaz. Bunlar benim için okeydir. Hiç fark etmez ama gayretli sürücüsüne vermen gerek bence. Kalacak, kalacak. Harika bu arada. Mükemmel bir top lane. Savaş Demircisi gelsin. Bunlara ekstra buff vermek bence
Çok mükemmel bir hamle arkadaşlar. Fizz vurmak istiyorsa da vursun. Karşılaşmaya geç. Diğer tur. Rakibin canını çok sağlam yapacağız arkadaşlar. Devam. Yere tek bir ünite oynama hakkı olacak değil mi rakibin? O yüzden sen geleceksin. Burada herkese artı 3 artı 3 veriyor olacağız arkadaşlar. Sadece Fizz de yenemez. Yere tek bir ünite koyabilir. Hadi bakalım. Bu tur rakibin canını bayağı sıkabiliriz gibime geliyor. En düşük hasar 5 hasar çünkü. Ve şu an yerde sadece 1 bloğu var. Fizi koruyamaz da ünitelerimi direkt kesemez de. 5 hasar 6 manaya bilç motor da çıkartabilecek. Aa, 1 birlik bir kopya. Saldır. Bire biri de koy karşısına. Okeydir. Devam. Turu bitir. Burada 9 manalık bir kart var ya, onu çek. Abi 2 tane birden verdi. 1, 2, 3. Daha başka bir şey isteyemezdim galiba. Şimdi 3-1 yapacağız. Diğer tura benim net 3 mana bırakmam gerekiyor. Hiç yoktan 1 mana mutlaka bırakmam gerekiyor. Rakibin canını biraz yakalım diyorum dostlar. Ne dersiniz? Bendel söz taşları. 2 hasar elektro zıpkınla vurduracaktır. Fizz'i level attırdı. Yılmaz önce çavuşum gelsin. Bak 1'e düştü, 2'ye düştü. İkisi de birer mana olacak. Burada ünitelerimden birinin gitmesini isteyebilirim bu arada. Gayretli iz sürücüsü. 0 manaya oynayabiliriz. Şu an karşılayamaz çünkü bu. Yılmaz önce seçkin gelsin. Bak 0 mana. Ve diğer tura çağların gücü için mana beklettim. Burada da bir tane ünite ölme hakkım var. Yani ünitenin ölmesine hakkım var. Tek atabilecek kıvamda olmadığını düşünüyorum. 4'e 4'lerden devam. Oy, kaybedebilir miyiz? Edemeyiz ya. Gel. Bugün yerine getireceğim. Bitir. Şampiyonların gücü gelsin. Bu arkadaşlar artı 4 artı 4 verecek. Saldırı sırası bizdeyse hepsine öncü verecek. Eğer saldırı sırası rakipteyse sadece saldırma hakkı tanıyacak. 6 hasar çıkarma hakkı çok yok. Burada bu şekilde bir saldır. All blok atsa bile hepsini kesemez arkadaşlar. Ve biz burada bu maçı bu şekilde aynen kazanmış bulunmaktayız. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim dostlar. Karşımızda şimdi Annie ve Jin var arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ele bakar mısınız? Kyle gitsin. Bence böyle bırakabiliriz ya. Garen artı Jarvan bayağı okey çünkü. Tamam, bu başlangıç bizim için güzel. Oyunu bir tık uzatma hakkımız olacak çünkü. Gel. Pas geç. Open attack yapmayacaktır. Mutlaka bir hamlesi olacaktır. Yaparsa da ben takasa okeyim. Ama mutlaka bir şey oynayacaktır arkadaşlar. Söylemiştim. Yılmaz Ünlü denemcisi gelsin. Burada bu iki ünitesine karşı çok rahat iki ünitem var. Böyle yapacağım. 3 hasar aldık ama hala problem olduğunu düşünmüyorum. Ve pas geçelim. Sadık Porsukay'ı mükemmel. Çavuş mu Porsukay'ı mı? İkisi de seçkin olduğuna göre bence burada kollayan Porsukay'ı gelsin. Ardından tam olarak bu şekilde saldır ve rakip 9 hasarı kabul etmiş oldu. Turu bitir. Bu tur savunmadayız ya, teke tek çatışma hiç düşünmeden atabilirim. İyi, rakip top deckten Jin çekmiş arkadaşlar. Çavuşum gelsin. Diğer tur Garen oynayacağım. Herkese artı 1 artı 1 verecek ve tekrar saldıracağız. 3-2'ye karşı da gayet iyi bir bloğum var diyecektim. Devam. Kaderini kabuller. Ben kabullendim. Devam. 4-2 çok sıkıntı bir kart bu arada. Bence burada bizim köpkeyi buna verebiliriz. Ya da böyle mi yapabiliriz? Böyle yapalım ya. Ünite vermek istemiyorum arkadaşlar. Hem de asla vermek istemiyorum. Pas geç. Kalacak. Güzelsin bu arada. Garen gelsin. Herkese bir artı bir artı bir verelim. Birinci ver.
Ardından hepsiyle olayı saldır. İsterse bloklamasın arkadaşlar. Sen olacaksın. Burada yapacağım mutlaka ekstra hamleler var diyecektim. Bu ne demek biliyor musunuz? Rakibin elinde arkadaşlar başka ünite yok demek ve rakibin elinde bir jin daha var. Ya da bir enim. Eniyi level atlatamaz. Elimi görüyorsunuz. Kesemezsin yani kardeşim, kusura bakma. Harikasın. Savaş Demirci'm gelsin. Bu turu biraz bana bekletebiliriz gibime geliyor. Savaş Demirci'si +1/+1 veriyor arkadaşlar çünkü. 3 hasar. 4 hasar. Devam. Elinde biçen balta varsa çok sağlam sıkıntı bu arada. Harikasın. Bayağı harikasın. Devam. Rakibin tek bloğu var. Ekstra hamleler yapamaz. Ünitesiyle bizim Nexus'umuza vurmak isterse elinden alırız. 2 tane teke tek çatışmam var. Ve bu maç burada artık bitmiştir diye düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok hızlı bir biçimde bitiriyoruz bu maçları. Ki burada Garen'im de level atladı ya. Her tur saldırma aklımda olacaktı. Yani fena değil. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Nocturne Kalista var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Video arasında ağzıma bir şey atayım demiştim. Şampiyonların gücünü bıraksaydık keşke. Ama şu başlangıç bayağı güzel ya. Fast geç. Bakalım bu tur nasıl oynayacak. Aha, Rus sisi destesi. Okeydir. Savaş Demircisi gelsin. Devam. Yeri biraz dolduralım istiyorum. Bulut Çayırlı Spriya gelsin. Büyü manası kalsın. Burada zımbırtı oynayacaktım aslında da. 5'e 5 olacaktı. Şunun içinden geçecektik. Neyse. Teşekkür ederim beyefendicim. Kollayan Portuka'yı gelsin. Artık bunda saldıramaz. Bir de ek olarak Citri'yi oynayacağım. Diğer turda Gümüş Kanat öncüsüyle bunu falan elinden alırız gibime geliyor. Gel bakalım. Ama rakip bayağı vuracak bu tur ya. Bu bence okey bir hamledir. Böyle yap. Kilitli. Rakip kendi de Kalistasını elimizden alacak. Okeydir. Demirci ölmediği sürece sıkıntımız yok arkadaşlar. Ben yeri çok rahat dolduracağım çünkü. Ama rakip aynı hamleyi yapamayacak. Oğlum Kayle mi oynasam? Yok. Gümüş Kanat öncüsü gelsin. Hem yere fazladan blok, üstüne gayretli iz sürücüsü de gelmiş olacak. Gel bakalım. Rakibin elinde 3 kart var. Bizim de öyle. Kilitli. İsterse bloklamasın arkadaşlar. Nocturne kaç canı var? Tamam, sonuçlandır. Ardından böyle saldır. Kilitli. Bak, adamın totalde yaptığını biz bayağı iyi yaptık ve benim buna karşı da bloğum var yani. Ki bu tur Vefalı Köpke artı Garen oynayacağım. Aslında Vefalı Köpke artı Kayle, diğer tur Garen oynamayı tercih edebilirim. Ama çok daha iyi fikrim var. Garen gelsin. Herkese +1/+1 versin. Burada yapacağım hamle ne biliyorsunuz mu? Bak, manasını da bitirdi ya beyefendi. Oyna son kartında. Bunu elinden alınca yapabilecek bir hamlen kalmayacak. Okey, turu bitir. Bir Garen daha ister miyiz? Hayır, Kayle gelsin burada. 5'e 4. Hiç umurumda olmayacak hamleler bu arada. Teke tek çatışma gelsin. Bu rakibin kazanma şansı çok düşük. Heroing atmadıkça. Bu tur bile oyunu bitirmiş olabiliriz. 1, 2, 3, 4 alacak çünkü. Ama bu hoş bir hamle olmadı. O zaman burada mecbur. İzlerini bul. Bu şekilde all-in saldırsak. Değil mi? 3'e 2 değil de 4'e 2 bunu alsa. Ardından kilitle desek. Buna izin vermeyeceğim bu arada.
Ama nasıl keseceğiz? Okey, elimde bir garen daha var. Problem yok. Bu şekilde saldırman da bence benim için okeydir hayatım. Bak sen. Kilitle. Bir canla kaldın değil mi? Şimdi teke tek çatışmayla da bu ikisini birbirine vurduralım. Artı 2 verse bile yapamaz. Burada benim garenim artık. Level atlamış durumda. Bunun da bana faydası şu. Her tur direkt saldırabilirim. Ki saldırıyor da olacağım. Gelsin. Turu bitir. İlk hamle onun. Ya saldırmalı ya da başka bir şey yapmalı. Ki burada bir teke tek çatışma daha geldi. Ehe. Hadi bu ikisini bu şekilde saldıralım. Ki gördüğünüz üzere rakip direkt teslim oldu arkadaşlar. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Anime Katarina var gene. Bu harika bir kart. Bunu gönder. Teke tek çatışma, demirci ve porsukayı güzel. Tamam. Bu 4 kart bize oyunu bayağı uzatır arkadaşlar. Öyle böyle değil hem de. Kollayan porsukayı gerçekten harika bir kart ya. Şimdi Mr. Black 23-32'ye karşı neler yapacağımızı ben de merak ediyorum. Pas geç. Rakibin en iyisi geldi. Biz 2 hasar alırız. Ondan yana problem yok. Sonuçlandır. Burada benim savaş demircim gelsin. Bu ölmesin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Okeydir bu arada. Bayağı okeydir hem de. Şimdi kollayan porsukayım 5'e 5 olarak gelecek. 3 manaya 5'e 5 ve sıyrılganları bloklayan bir kart. Daha ne isteriz ki? Gel bakalım. Bunu şu an oynayamam. Oynarsam başka bir şey oynayamam. O yüzden gerek yok. Öldü büyük ihtimalle. 2 büyü birden. Aa, buna yaptı bir de. Sonuçlandır. Burada hadi 5'e 5 ile saldıralım. Ve sonuçlandır diyelim. Turu bitir. Harika taptek bu arada. Bu sayede kesebileceğini düşünüyor. Sonuçlandır. Tur bende ya hayatım. Bir kollayan porsukayı daha gelsin. Bunu bilerek oynuyorum. Hizaya gele ya da teke tek çatışmaya elimde kart kalsın istiyorum. GG. Saldıramayacaktır bu tur. Pas geçecek, ben de pas geçeceğim. Olması gereken bu arada. Şu an 5 mana da olmamız gerek. Savaş demircisi. Bir dakika. 2-1-3 mü? Bence savaş demircisi gelsin. Eli doldurmayı tercih edeceğim. Mana bekleteceğim her şeyden öte. Totalde 4 manam kalacak. Hizaya gelir. Teke tek çatışma için manam olacak. Aslında burada bir tık amacım rakibi baitlemek. Bunu tekrar kesmek isteyecektir çünkü. Buna da adım gibi eminim arkadaşlar. Burada köpkemizi birazdan oynarız. Bu arada boynuzlu köpeğin cinsi ne acaba? Çok şeye benziyor. Bu Amerika'da hot dog ile alakalı. Böyle sosise benzeyen ufak köpekler var ya. Onun aynısı ama onun boynuzlusu ve bayağı büyük olanı galiba. Çünkü bacaklar çok küçük. Neredeyse at kadar var. Harbiden bak, at kadar var yani. Koç köpkem gelsin. Bayağı bir manası yanacak. Bu da benim için okey. Gümüş kanat öncüsü mü, Yılmaz önlü çavuşu mu? Turu bitir. Saldırmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Özellikle garen çekmişken. Bu tür ünitelerden biri gidebilir. Amacım şu. Gümüş kanat öncüsü oynamak olacak. Diğer tur. Yani ünitelerden birinin gitmesine de izin verebilirim. Rakip çekerli ünite can yakar. Garen'le beraber rakibin bayağı içinden gideceğiz ki. Ne verdi? 3'e 5. Ama her tur 2 hasar alacak değil mi bu? 2 yerde buna karşı da bloğum var. 4'e 4'ü koyacağım arkadaşlar karşısına. Kilitle. Ölmeyecek bu arada, imkanı yok. Diğer tur ama bu kendini öldürecek.
Gümüş kanat öncüm gelsin. Bir anda çok güçlendik. Ve bu tur bence hizaya gelle. 4'e 1 ile bunu aynen elinden alalım. Diğer tur çünkü Garen oynamak istiyorum. 3 manam aynen kalacak. Enisi de gitti. Aa doğru lan, hasar yok değil mi? Turu bitir. Neyse Garen sonra oynarız. Ne bu? 4'e 2 seninle geldim. Bu şekilde saldır. 14 hasar. Küçümsenecek bir hasar değil arkadaşlar. Yani 6 kalıyor. Yerde 4 ünitem kalıyor. Rakibin 7 manası var. Elimde koruyabileceğim çok fazla zımbırtım var. 6'ya 6 bir garant. Rakibin canını bayağı yakar ama. Ki burada hizaya geldileri de kullanmaktan asla kendimi alıkoymayacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ünitelerimi kesemeyeceksiniz beyefendi. Hasar alıp öldürür falan, ona bir şey diyemem. Bak bütün manasını harcadı burada, izleyin. Ha, all clear atmaya çalışıyor. Şimdi hizaya gelle. Bence buna bir artı 2 artı 2 vereyim. Tamam, ardından buna da bir artı 2 artı 2 vereyim. Ve pas geçeyim. Savaş Demircim'in ölmesini istemiyorum. Burada en çok hasara sahip olan üniteleri de öldürmüş oldum. Bunlar, bu ikisi nasıl ölecek merak ediyorum ama. Ölüm çiçeği çünkü bunları, aa doğru, iki kere yapıyor ama bak. Ya bunların da ölmesi gerek aslında. Elinde ve hala bir hasar çıkartabilecek zımbırtıları var rakibi. Devam. Bu arada bunun canını bir tık yenilemiş oluyor muyuz bilmiyorum. Aa doğru, kendi ünitelerine de vurduğunu unutmuşum ben. Bu tur bence Yılmaz ön çavuşu oynayabiliriz. Turu bitir. Elimizde iki kart var. Birini görüyor. Bu tur artık Garen oynayacağım arkadaşlar. Yeleli Lord kadar kahpe bir karakter yok. Garen'e tek atma olasılığı çok yüksek bu beyefendinin. İki büyü oynar, tamam mı? Direkt elimizden alır. Nasıl biliyor musunuz? Bu bir düşmana iki hasar verirsin. Hızlı büyülerin, yavaş büyülerin ve yeteneklerini sersemlemiş ya da hasar almış bir düşmana hasar verdin, onu öldürürsün, alır. Pas geçeceğim burada, bilerek oynamayacağım. Elimdeki diğer kartı görsün istemiyorum çünkü. Ve Garen'im öldü diyecektim. Bu öldü. Sonuçtandır. Tamam, artık Yılmaz önce yere gelebilir. Elinde hızlı büyüleri olduğuna eminim bu arada. Saldıramayacağına da eminim. Demacia içine oynamam hiçbir şey ifade etmeyecek. Garen'i vermeyeceğim. 3'e 3. Yılmaz önce yerimle de bloklayacağım. Turu bitir. Gerçi yenilenmesi var, bir şey fark etmez. Hadi gelsin lan. Hepsini birden elimden alamaz herhalde. Artı 3 artı 3 vereceğim bunlara. Yani sadece 2, 4, 6 büyüyle benim bütün board'umu temizleyebilir arkadaşlar. Ya da az önceki Katarina büyüleriyle bütün board'u 2 manaya yenileyebilir. Bir birlik bir kopya. Küçült Garen'im öldü, geçmiş olsun. Bununla Garen'imiz stun atıyor olacak. Ya da hasar veriyor olacak ve Garen'im ölecek. Sonuçlandır. Yerde bloğu olduğu için de sıkıntısı yok. Ama yine de saldır. Bloklamak zorunda kalsın rakip. Buna herhangi bir şeyle bir hasar çıkartacak ve ölecek. 6'ya 6'ya da blok koyması gerek. Totalde de 3 canı kalacak. Özür dilerim ya. Bak. Ya bu hak değil yani arkadaşlar. Bu hak değil bence. Oyna kardeşim. Katarina büyünü ve oyun direkt bitsin. Ve biz sur verip videoyu bitirelim. Zaten şansımız çok fazla yaver gitti ya. Ama bu hamle elimde çok fazla büyü yok demek. En azından hızlı büyü yok demek. Adaleti oyalayamazsın. Adam Eni. Enisini vermeyecektir ya. Ya şu kart var ya. Küçült. Aşırı saçma bir kart ya. Elinde bir olan bir kopyası oluşur. Ve nitelikleri birbiri olur. Zaten 8-9 manalık kartların çoğunun, arkadaşlar rakibin elinde kart yok. Bundan emin olduk. Ama bu yeleli lordu bana vermesi gerekiyordu rakibin. Yani sadece tek ünitem var açıkçası şu an elinde. İzleyin. Buna da bir hasar çıkarttı.
Kuzgun sürüsü. Sonuçlandır. Kazanabiliriz ya. Pas geç. Jarvan çekersek bayağı içinden geçeriz hatta rakibin. Kalda 11'de 9 olmuş bile. Ki rakibin Katarina'sı geldi. Pas geç. Artık Katarina'yla sürekli kombolayıp kesecek arkadaş. Bak bir hasar. Level atlayacak. Katarina gene oynayacak. Öldü. GG. Pas geç. Yani bu direkt oyun bitiren bir kart arkadaşlar. Ama 3'e 3'e dönüştü. Hadi bakalım. Şimdi Yelil Lord'u geldi. Sonuçlandır. Yelil Lord'larla direkt oyunu bitirebilir gerçekten. Gayretli sürücüm gelsin. Elinden bir kart daha yapsın mı? Şimdi ilk saldırıda ya yapacağım harekete iyi bakın. Elimde hiç kart yok. 3-3-6 gene bitiremez. Ama benim için okeydir. Katarina'sın elinden alalım. Tek win condition'ımız açıkçası Katarina'sın elinden gitmesi arkadaşlar. Daha kart çekeceğime inanıyorum. Tek karta bakar. Jarvan ya da Kyle çekersek oyun biter. Elinde de 3 kart kaldı rakibin. Kata giderse sıkıntımız yok. Kata gitmezse çok sağlam sıkıntıdayız. Gerçi 3'e 5 ile gene problem yaşamıyoruz. Can 2'ye düşecek. Bunun öncüsü var. 2 kere vursak biriyle bloklasa diğer tur gene keser. Vallahi çok zordayız ya. Şunun görünüşüne baksanıza. Şuna bak. Artı 2 artı 2 verdi de. Bu bir halt değil ki oğlum. Ya hasar almadığı için öldüremezsin. Yine elinden alacağız senin. Sonuçlandır. Katarina büyüğün de oluşmayacak senin. Devam. Elimizde hiç kart yok sevgili dostlarım. Hadi bir Jarvan ver lan. Taptek Jarvan. Saldır. Hı. Sonuçlandır. 5-3-8. Kalıcı veriyor bir de ha bu kardeşlik bağını. Olaya bakın. Geçit cümbüşü. Yorumum yok. Ve hani artık burada artık kaybettik diyebiliriz arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bu Yeleli Lord kendi başına oyunu taşıyan saçma salak bir karakter yani. Sonuçlandır. Ama hadi kalsın. Pas geç. Belki kazanırız yani. Tekrar diyorum. Jarvan, Kyle. Ama biz ne çektik? Bir manaya birebir vefalı. Koç köpeğim. Koy bunun karşısına. Yani burada kata oynuyor. Elim yani oyunu bitirecek arkadaşlar. Ve mantığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Artık sur verebiliriz gibime de geliyor. Okey. Teslim ol. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gecikmeden görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.